Barış'la ayrılığınızı nişanlık sürecinin bittiği şeklinde değerlendirmeyiz. Sizin uzun bir beraberliğiniz oldu. Bunun gerektirdiği bir takım sorumluluklar var. Bunların bilincinde olduğunu düşünüyorum. Birlikteliğimiz süresince de sorumluluklarımı bildim. Bundan sonra da böyle devam edecek. Merak etmeyin. Bu ayrılığın magazin malzemesi olmasını istemiyorum öncelikle. Birbirlerinin arkasından konuşan çiftler çok çirkinleşiyorlar. Tabii bir yaptırım söz konusu olmayınca herkes istediği gibi konuşuyor. Mevzu uzadıkça uzuyor. Ben tedbir olarak bu anlaşmayı imzalamanı istiyorum. Anlaşma mı imzalayacağım? Ayrılık sözleşmesi. Tuhaf. Oku, imzala Venüs. Beni buraya çağırdığınızda Barış'a geri dönmem için yalvarmayacağınızı biliyordum. Ama böyle bir şeyle karşılaşacağımı tahmin etmemiştim. Ailenizle ilgili sorunları kimseye söylemeyeceğimden emin olabilirsiniz. Önce oku lütfen. Bana sus payı mı teklif ediyorsunuz? İnanmıyorum. Şaşıracak bir şey yok. Kendimi çok aşağılanmış hissediyorum. Bana kendimi o kadar kötü hissettirdiniz yani, ki. Sözleşmeyi kabul etmiyor musun? Hayırlı uğurlu olsun. İmzalayacağını biliyordum. Seni çok iyi tanıyorum Deniz. Hiçbir zaman mutlu olamayacaksın. Hiç kimseyle mutlu olamayacaksın. Banu, aşağılık. Banu, aptal. Ne dediğini duydum. Duydum, duydum. Gel otur. Allah kahretsin. Tamam, tamam. Otur, otur. Sakin ol. Otur Banu. Banu, tamam. Bakın ben ailemi ezip geçmek istemiyorum. Ama kardeşim başarısız olsun da istemem. Ama şartlar böyle gerektiriyor bu durumda. Bu işin stratejik düzeni açısından sizi de yormamak için ben böyle bir teklif yapıyorum. Siz ürün çeşitliliği konusunda ısrarcı olmayın. Hepsini makara da altında pazarlayalım. Marka sahibi ben olayım yine. Benim ürünüm olsun. Ama kardeşim sizi muhatap bilsin. Yani siz bu ürün benimkine rakip olmasın ama ben onun da sahibi olayım diyorsunuz, öyle mi? Pardon. Venüs. Beni sattın. Beni oyunun dışına çıkarttın ama seninle gitmen az kaldı. Ben böyle olacağını tahmin etmemiştim. Yani ilişkinizin pamuk ipliğine bağlı oldu. Göreceksin. Az kaldı. Sen de Burak Çatalcalı gibi fırlatılacaksın. Venüs Hanım, Barış Bey'i görmek istiyor musunuz? Kendisi toplantıda ama haber verir mi? Şeytan görsün artık onun yüzünü. Herife bak ya. Resmen parmağında oynatıyor bizi. Nasıl üstüne üstüne gülüyor insanın? Yok abicim. Bu herif seni tuzağa düşürmek için her şeyi yapacak. Durmayacak bu herif. Bak gör. Seni delirtene kadar uğraşacak. Kuzey. Niye bu herif seninle bu kadar uğraşıyor? Baban haklı. Senin yüzünden içeride 3 ay yattı diye kinlenmedi bu kadar bu herif. Başka bir şey var. Oğlum dedim ya işte sana o gün hapishanede... İşte bunun mektubu geldi. Ben de bunun mektubunu herkesin karşısında okuttum ya. Ya bana masal okuma oğlum. Başka bir şey var.
Şafağa ne kadar var? Bekir abi ne zaman istersen. Bana bak. Oğlum akıllı olun. Başka ceza kesmesin. Duydun mu? Oğlum laf karıştırıp durma. Adamın boynuzda olduğunu ilan ettin diye olmuyor bütün bunlar. Adam seni diri diri mezara bile soktu be. Başka bir şey var. Bu işin içinde başka bir numara var. Var işte belli. O gece benim onun mektubunu herkesin karşısında okuttuğum günün gecesi. Adam haklı lan o zaman. Bak şimdi ya. Ya oğlum ben kendimi korudum. Ben nereden bileyim onun neresine geleceğini? Bitti gitti mi şimdi adamın şey hayatı? Yani şey olmuyor mu artık? Olmuyor mu yani adam? Oğlum ben nereden bileyim? Ya ne e'si ne? E'si bu iş başka bir şey yok. Apar topar şey yaptılar, aldılar bunu hastaneye götürdüler. Ondan sonra o bizim koğuştaki herkesi de sorguya çektiler. Ondan sonra benden şikayetçi olmadı o. Dedi ki kazayla oldu diye. Tabii daha o zamanlar kafaya koymuş tabii. İçeri girip benden intikamını alacak. Zaten o mevzuya karışan herkesin cezası bir sene uzadı. Peki hastaneden çıkar çıkmaz herifini aynı koğuşa mı getirdiler? Yok tabii lan olur mu öyle şey? Koğuşları dağıttılar bizim. Koğuşları dağıttılar ama bu... Bunu yaptı, etti, kallem etti. Bizim bu koğuşa tekrar damladı. Sonra da cezayı kesti işte bize. Lan, dedim ben bu işin içinde başka bir şey vardı. Ama bu kadarını da beklemiyordum. Lan tamam işte uzatma. Adam anlattığını pişman ettirme. O kadına ne oldu acaba? Hangi kadın? O mektubu yazan kadın. Onu boynuzlayan işte ya.